kavurmamız, mantımız, eriştemiz, bak yufkamız, turşumuz. Bunu biz yatmayacağız da kimin kafasına gitsek bize 5 kuruş verecekler. Biz kimseye yük olmayalım diye kendi emeğimizle, bu 60 yaşındaki insan kendi emeğiyle çalışıyor. El emeğimizi değerlendiriyor. Öyle ya. Yani bakkala olanlar... Başkan toplaştık, biz başkana gittik. Hepimiz birlikte. Dedi ki bize yer göster. Ya da hani orayı bize al, biz sana kirayı ödeyelim. Bizden haftada 35 milyon para aldılar. Her hafta 35 milyon para aldılar. Biz bunu ödedik. Vermeyiz demedik. Burayı biz belediye, bizi buraya alsınlar. Biz onları ödeyelim. Kimi istiyorsan biz aynamızı verelim yani. Bizden ister işgali alsın, ister kira alsın, ne alırsa alsın. Vermeyiz demeyiz. Ama gittik oradan, olmaz dedi, bölgeye gittik. Bölge işletme başkanı dedi, müdürü dedi ki getirin başkanınızı, size bir yer ayarlayalım. Size bir ekmek kapası ayarlayalım dedi. Başkanımız gitmedi. Başkan yabancım değil, benim amcamın oğlu. O gitmeyince onlar bunun ayağına, biz mi gidelim onun ayağına dedi. Oğlum hoş geldin, sefa geldin. Biz 7 senedir buradayız. 7 senedir biz burada ekmek yiyoruz. Bizi dükkanlar şikayet etmişler, bakkal olanlar. Biz de çok çocuk bakıyoruz, bizim de hastamızda. Şahsına konuşayım, benim şahsım yatakta yatan hazır hastam var. 3 tane okula giden oğlum birini var, onlar da beni ilgilenmiyor. 2 tane birini var, okula giden çocuklarım var. Benim yanımda yatıp benim yanımda kalkıyorlar. Biz buradan geçiriyoruz. Burayı kaldırmak istiyorlar. Biz ne yiyip içeceğiz? O zaman biz de bu ülkenin insanı olarak bize bir ekmek kapısı gösterelim. Reisimize gittik. İşletme müdürlüğüne gittik. Kaymakamlığa gittik. İlle de burası kalkacak dediler. Biz işletmenin yerinde değiliz. Orman yerinde değiliz. Biz yolun üstündeyiz. Yoldayız yani. Kimseye bir zararımız yok. Eğer ki ormana bir zarar verdiysek, gelsinler bize şu zararı var desinler. Kimseye bir zarar vermedik. Bizim şeyimiz bu. İstedik ki bir de haber verelim. Bize bir, yani dünya duysun bizi. Herkes duysun bizi. Biz ekmek kazanacak yer arıyoruz. Başka bir diyeceğimiz yok. Bu. Niye biz ekmek yemeyelim? Niye biz çocuğumuzu mağdur durumda bırakalım? Bu yaşta ben 60 yaşında çalışıyorsam, eğer ki buradan para kazanıyorsam, herkes ekmek yiyecekse biz de ekmek yiyeceğiz. Eğer ki hani biz de bu ülkenin insanları isek, bize bir kapı göstersinler, bize yer göstersinler madem öyle. Bunu Cumhurbaşkanımız da duysun, Başbakanımız da duysun, hepsi de duysun. Bize ekmek versinler, hırsızlığa mı gidelim? Yoksa başka bir yere mi gidelim? Yolun kenarında duruyoruz, ormanın içine girmedik. Tamam.